Bu dersimizde mevcut videonuza altyazı eklemek isterseniz kullanacağınız yöntem nedir konusuna değineceğiz. Öncelikle Moore bölümü içerisinden Captions seçmeniz gerekiyor. Biz daha önceden seçtiğimiz için Captions bölümü hemen yan bölümde aktif olacaktır. Captions'a klikledikten sonra mevcut ekranda görünecek olan altyazının font tipini, büyüklüklerini ve fontu aşağı kaydırmak gibi, font rengi gibi birçok işlemi düzeltebilirsiniz. Show Caption'da direkt yazdığınız andan itibaren ekranda görünmesini sağlayacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta şudur. Altyazı için kullanılan birçok standart var. Aslında altyazı metinlerin mevcut zaman dilimleriyle eşlenmiş ve belli bir formatta yazılmış tekst dosyalarından başka bir şey değil. Uzantıları değişik olabilir ama içerisindeki formatlar kendi türlerine göre değişiklik gösterecektir. En çok kullanılanlardan bir tanesi SRT uzantılı olan altyazı tipidir. Ki SRT uzantılıyı da direkt Camtasia desteklemektedir. İsterseniz import olarak dışarıdan farklı bir dosya türü SRT ve SAMI uzantılı altyazıları import edebilirsiniz. Veya kendiniz burada oluşturup export etmeniz de mümkündür ki gördüğünüz gibi şu anda kapalı olsa da export seçeneğimiz bulunuyor. Senkronizasyon da aynı zamanda yapabilmeniz mümkün olacaktır. Biz önce örneğin ilk bölümü oluşturalım. İlgili altyazının başlaması gereken saniyeye getirdikten sonra add caption media demeniz yeterli olacaktır. Bu işlemden sonra merhaba ilk bölüm altyazısı yazdık ve gördüğünüz gibi altyazı bu bölüm içerisinde bulunuyor. Altyazıyı kırmızı hale dönüştürüyorum. Background'unu kırmızı hale dönüştürüyorum. Teksti de siyah hale dönüştürelim. Teksti de kırmızı hale dönüştürelim. Altyazıyı beyaz hale dönüştürelim. Bu şekilde istediğiniz gibi değiştirmeniz mümkün olacaktır. Daha yüksek bir font kullanalım. Büyük ve bold. Ve küçük normal hale dönüştürebiliriz. Font tipini de değiştirmemiz, fontun yerleşimini de değiştirmemiz mümkün olacaktır. Center dediğimizde mevcut alanın ortasına kullanacaktır. Bu işlemden sonra gördüğünüz gibi track 6 içerisinde timeline bunun uzama mesafesini kullandık. İstersek büyütebiliriz, istersek de küçültmemiz mümkün olacaktır başından tutup. Daha sonra İstediğiniz bir bölüme gelip ikinci bir caption'ın başlamasını istediğiniz bölüme geldikten sonra veya şu bölümden başlasın biraz mesafe olabilir. Tekrar add caption dediğinizde ikinci olanını burada değiştiriyorsunuz. Bu ikinci alan ve belirli bir alanı seçiyorum. Bold yapıyorum. Yani istediğiniz bir alanda rahatlıkla bold yapabilmeniz mümkün olacaktır. Daha sonra farklı bir alana geliyorum ve tekrar add caption diyorum. Bu alanda son olarak kullanılacak alandır. Ve gördüğünüz gibi direkt şu anda altyazılarımı eklemiş oldum. Timeline'ini başa getiriyorum ve play yapıyorum. Gördüğünüz gibi altyazımız direkt olarak ilgili zamanlara göre ve ilgili görünme sürelerine göre uyarak ekranda görünecektir. Bu işlemden sonra tekrar export caption dediğimizde SRT veya SAMI dediğimiz SMI uzantılı dosya olarak kaydetmemiz mümkündür. SRT olarak kaydedelim. Test ismini verdikten sonra hemen masa üstündeki bunu notepad ile birlikte açalım. Diğer seçenekler not defteri. Ve gördüğünüz gibi birinci caption yani birinci altyazı 0. saniyenin 833. milisaniyesinde başlayacak ve 4. saniyenin 366. milisaniyesine kadar görünecek bu yazı. İkincisi bu saniyesi ve teksti. Bu şekilde gördüğünüz gibi tekst dosyası aslında standart olarak, yazım standart olarak birbirinden farklı gösteriyor. Yoksa bütün altyazılar tekst tabanlı dosyalar olarak karşımıza çıkar.